Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir içerikle birlikte sizlerleyim. FluWhy 206 dış filtre kurulumunu yapacağız sizinle birlikte. Kutusunu birlikte açacağız. Bütün işlemlerini birlikte yapacağız. İnternette ve etrafındaki arkadaşlarımla araştırdığıma göre sessiz, güzel temizlik yapan, fiyat olarak orta düzeyde, ucuz da değil, pahalı da değil, 336 liraya aldık sanırım biz bunu. Gittigidiyor.com'dan aldım. Hemen cumartesi kargo vermişlerdi. Bugün pazartesi elimize ulaştı hemen hızlı bir şekilde. Güzelce paketlemişler. Bunun dışında aslında bir tane daha paket vardı. Süngerler falan vardı ama çok kirli olduğu için onu açtım açıkçası. Buradan itibaren sizinle birlikte açılışı yapmaya başlıyoruz. Evet. Alet bu. Burada sağında solunda bir sürü şeyler var. Hep şunları zaten uygulayacağız. Pardon. Şunları filan gösteriyor neyi nasıl yapılacağını burada yazıyor. İnternette biraz açık araştırdım. Kullanan arkadaşlarına da sordum açıkçası. Neyi nasıl yapacağımı. Burada da gayet güzel her şeyi anlatıyormuş. Kutuyu açmaya başlayalım. Çeşit çeşit malzemeleri çıkıyor. Hepsini tek tek koyalım bakalım. Kutunun içinde boşalttık. Kullanma kılavuzu. Kafamız bir yere takılırsa buradan bakacağız artık. Ama çok da zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Bu içinde hava kaldığında kullanacağımız pompaymış. İnternette araştırdığıma göre. Süngerleri filan her şey var. Bu kömür ve elyaf da var. Açıkçası bu kömürü kullanmayacağım araştırma göre. Çünkü bitkili akvaryumda kullanacağımız için bu yeni yaptığımız yeni kurulumdaki akvaryumda kullanacağız. Zaten biraz sonra kurarken göstereceğim. Bitkili akvaryumda kömür kullanmayı tavsiye etmiyorlar. Çünkü bitki için gerekli olan bitki için gereksinimli sudaki maddeleri kömür alıyormuş. Kömür koymayacağım. Kömür yerine lav kırığı koyacağım. Onu tavsiye etti arkadaşlar. Lav kırığım vardı zaten. Şöyle bir miktar lav kırığı da aldım. Aldım derken vardı zaten onu kullanacağım. Şöyle kömürü bir köşeye koyalım. İşte seramiği var. Gerçi söylemişlerdi içinden çıkan malzemeler az olacak diye kendin ayrıca malzeme edin demişlerdi. Ama şu anda edinmedim ama başlangıç için bakalım kendi malzemeleriyle kullanacağım. Gene edindiğim araştırmalara göre bana söylenen. Bu arada o süngeri, alengeli biraz, girintili, çıkıntılı. Bana söyledikleri, edindiğim bilgilere göre dediğim gibi, en alta seramikleri koy dediler. Şimdi açalım, seramiği koyalım. Üstüne süngeri, üstüne işte kömür, ben kömür kullanmayacağım. Lav kırığı ve elyafı koymamı tavsiye ettiler. O tavsiyelerle şimdi kurmaya başlayacağım. En alta
seramayı koydum. Gerçi zaten içinden de aynı sırada çıktı. Demek ki doğru bir tavsiye. Süngerini koyuyorum şimdi. En üstte de elyaf var. Gerçi bu şey mantığıyla çalışıyormuş. Yani araştırma göre. Önce buradan suyu buradan alıp bunların içinden geçirip alttan yukarıya doğru tekrardan şu üst kısımdan akvaryuma verecekmiş suyu. O mantıkla çalışan bir sistem varmış. Şimdi bunun içine de şeyleri koyacağım, lav kırığına. Hatta sanki lav kırığım fazla gelecek. Boş bulduğun her yere lav kırığını koyabilirsin demişlerdi. Ben de aynı şekilde yaptım şimdi. Lav kırığım da çok gözenekli olduğu için bütün pislikleri falan tuttuğu için çok tavsiye ediyorlar lav kırığına. Lav kırığı buraya bu kadar yeter. Sünger de burada. Anam. Seramonun içine de lav kırığı koyacağım yine. Su bunların içinden hep geçerken her katmanda biraz daha temizlenerek akvaryum içine girecek pozisyona geliyor. Gördüğünüz gibi gözleri tek tek doldurduk. Bu da kendi süngeri. İçini şu anda hazırladık. Şimdi şuradan şey çıkması lazım. Şu dış yuvarlağa koyabileceğimiz bir tane plastik parçası varmış. Evet, o da burada. Şurada da hatta bunu nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Kapağı yapacakmışız önce. Kapağın üstüne koyacağız bunu. Kapağın etrafına çevireceğiz. Şuradan bahsediyor sanırım. Fotoğraftaki şekil bu. Bunu şuraya suyu sızdırmaması için, su kaçırmaması için o yuvarlak parçayı koyacağız. Sonra diyor ki bir tane daha parça var. O da şu. Bunu da buraya koyun diyor. Aynen. Onu kapatın diyor. Bastırın diyor. Klik. Fotoğraflarda her şeyi gösteriyor. Böyle bir parça. Şu anda bu kaygan bir şeye sanırım yerine tam oturması için böyle bir şey yapmışlar zaten. Zaten yerine uygun. Şu anda çat diye oturdu. Şuraya girdi. Dediğim gibi buradan herhangi bir su sızıntısını engellemek için böyle bir parça yapmışlar. Bir de bunu demişler ki önce bir tarafını tutturun, oradan bastırın. Şu şekil oluyor sanki. Şöyle. Şuradan tutarak bunu bastır. Aynen. Onların girecek yeri var zaten. Ters yapma imkanınız yok. Yanlış yapmaya fırsat vermemişler. Bunu da buraya bastırın çıt diye. Aynen çıt sesini duyduk. Burada zaten tam motorun çıkacağı yerden, pardon sanırım şu anda kamerada görünmedi. Şu şekilde. Tam koyulacak yer şurada. Bunu çat diye bastırınca yerine oturdu. Burada da zaten hava motorunun su alacağı yer var sadece. Başka bir yerden su sızmasını engelleyecek. Buradan işte suyu verecek. Buradan da suyu alaraktan çıkacak. Şöyle buradan alacağı yer suyu.
Ve tekrar dışarı su kaçmasını engellemek için bakın burada bir kapak var zaten. Buradan da su hiçbir şekilde dışarı kaçamayacak. Bahsedildiği gibi kaliteli güzel bir ürün sanırım. Bütün detayları kullanmışlar. Burası da tamam. Kapakla ilgili de işlemleri yaptık. Bu da tamam. Sonra bu diğer malzemeleri şimdi tek tek göstereyim. Burada zaten anlatıyor hepsini. Tabii Türkçesi yok ama. Şu parçaların hepsi şimdi kutunun içinden çıkacak. Bunlar kapağın üzerine su giriş ve çıkış yerleri. Bu da çok kolay bir takılım var. Çat diye oturacak yere. Benim internetten izlediğimde bu şekilde çok kolay olduğunu bahsediyorlardı. Şimdi onu takarken yaparız. Bunlar da işte akvaryum içinden suyu çekeceği bölümle akvaryum içine suyu vereceği bölüm. Bunlar da çok gerçekten güzel parçalar. Akvaryumun işte üst kısmına hortum buraya takılacak. Ve buradan tekrar giriş çıkış bölümlerini buna takaraktan akvaryum giriş çıkışını sağlayacaklar. Güzel bir aparatlar. Bunlar da yine hep şunların filan silikonları. Yanında kendi hortumuyla birlikte geliyor. Kaç? 2,5 metrelik diyor. Bir hortum var, gönderdik size diyor. Bunu kendiniz kesin, biçin. Kendi kullanacağınız şekle getirin. Size ne kadar lazımsa kullanın diyor. Gerçekten 2,5 metre vardır bu, bayağı uzun. Evet. İçinden çıkan malzemeler hepsi kullanabileceğimiz parçalar. Hepsini size tek tek gösterdim. Şimdi şöyle bir toparlayalım bakalım mekanizmayı. Bunun da yine büyük ihtimalle ters takma ihtimaliniz yok. Sadece dikkat etmeniz gereken yer suyu buradan alacağı için suyu alacağı tarafı ayarlamanız lazım. Bir de bakın zaten tam şu kapak buna denk gelecek şimdi. Ve gerçekten yerler falan her şey birebir tutuyor. Kapağı da buraya koyduk mu? HS olması gerektiği yere geliyor şimdi. Yani aynı şekilde bunu ben böyle indirdiğim zaman hiç de zorlanmadan çat diye şu anda giriyor. Philips de şu anda temizliğe hazır vaziyette. Bu hortumları da şimdi ben kendi ihtiyacıma göre büyük ihtimalle yarı yarıya bölsem hem denk gelir. Bu şekil herhalde sıcak su içinden geçtikçe düzelecek. Şu anda buna zorluk çıkarıyor ama. Bunları keserekten şunları monte edeceğim. Hemen ben 2 dakika bir akvaryumda bir kontrol edeyim bu boyut tutacak mı diye. Fıtı 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 fıtı. Evet, şunu da internette göstermişlerdi. Bu şekilde koyup şöyle koyduğunu söyledi. Bakın çat diye bu da oturdu. Her şey yerinde. Şu şeyleri de sıktıktan sonra sanki fıtı 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 fıtı. Ola ki artık filtrenizi temizlememiz gerekiyor artık. Boşaltacaksınız. Yani boşaltmayacaksınız da temizlememiz gerekiyor. Şu şekilde kapattığınız zaman şeyi kesiyor. Akvaryumdan su giriş çıkışını kesiyor. Ya da tam tersi. Şu anda açık halde büyük ihtimalle. Şu anda açık, bakın şunu da açmasına imkan vermiyor. Mekanizma onun için tam bir kilit sisteminde. Yani bakın şu anda buna su girmeyecek.
Şu anda su girişi çıkışı olmayacak çünkü bunu kaldırdığınız zaman bu akvaryumunuzda kalıyor, yani dolabınızın içinde kalıyor. Bunu tutup siz götürüp temizleyeceksiniz. İşiniz bitti, temizlendi, tekrardan getirdiniz bunu. Önce bunu kilitlediniz, bunu yerine oturttunuz. Ve bunu da açtınız, su giriş çıkışı başladı. Onun kilit sistemiydi, şu anda hatırladım. Çok güzel bir özellik gerçekten. Tüm detayları düşünmüşler. Bu az önce az sonra kullanacağız. Dediğim gibi içinde hava kaldığı zaman bu hava içindeki motorun havasını çıkartacak. Çok kullanışlı bir şey. Şunlar zaten biraz sonra ayarlayacağız. Bunları buraya getirecek. Ve sıkıştırarak bunları tam sıfırlayacağız. Onların hepsini biraz sonra yapacağız. Hatta biraz sonra derken artık o aşamaya başlayabiliriz. Motorun içini doldurduk çünkü. Şu anda akvaryuma monte etmesi kaldı. Onu da şöyle şimdi akvaryumumuzun karşısına geçelim. Evet, kısmen birkaç işlemi biz yaptık. Şimdi neler yaptığımızı anlatayım size. Öncelikle motorun içine akvaryumdan biraz su koyduk. Biraz derken onu komple doldurduk. Sonra bu vanalarını yerleştirdik. Akvaryumdan gelen girecek ve çıkacak suyu getirecek hortumları yerine taktık. Bir de mesela akvaryum içine su verecek mekanizmayı yerine oturttuk. Şimdi hatta akvaryum içinden alacak bölümü sizle birlikte yapacağız. Hepsi gayet kolaydı. Çok biraz ufak kafanızı çalıştıraraktan hepsi takır takır oluyor. Gerçekten kullanışlı bir şey. Şimdi şöyle kamerayı da şuraya koyayım ben. Burada neyi nasıl yaptığımı göstereyim hepsini size. Burası akvaryumun çıkacağı yer olacak şimdi. Pardon, akvaryum içinden su alacak yer. Şu aparatlar var. Bunlar sabitliyor işte. Şimdi bunların hepsini nasıl kullanıldığını göstereceğim size tek tek. Öncelikle şunu bir kere koyuyorsunuz akvaryumun burasına. Sonra hortumu buraya sıkıştırıyorsunuz. Bu zaten başka ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunun içine takınca zaten hissediyorsunuz. Bu tam oturuyor şu anda buraya. Tam sonuna kadar bastıraraktan şu anda girdi zaten. Buradan da plastik zaten şu anda bunu sıkıyor. Su sızdırma falan olayı olmayacak. Şimdi geliyorsunuz asıl önemli konuya. Bunu mesela buraya vantuza yapıştırdınız. Yerine sabitlediniz. Suyu buradan çeksen dediniz. Bakın. Şeyini de yerine oturttunuz. Üst kapağını kapattınız. Bu üst kapağı kapattığınız zaman şak diye hortum yerine oturacak. Hatta şunu bir yakından göstereyim size. Çok güzel bir mekanizma bence. Şimdi bakın şunu şöyle yukarıdan getiriyorsunuz. Şu diller çat diye oturacak şimdi. Bakın üst tarafı oturdu. Alt tarafta zaten bu oturunca otomatikman bu da oturdu. Aynı mekanizmayı şimdi hortuma yapacaksınız. Çıkartırken de önce buradan çıkartıyorsunuz. Sonra buradan çıkartıp aşağı doğru çekiyorsunuz. Çıktı. Yani hortumun kırılmaması için, sabitlenmesi için gerçekten çok kullanışlı bir şey. Takarken de önce bunu akvaryuma takıyorsunuz. Hortumu içine koyuyorsunuz. Ondan sonra da bunu buradan geçirecekten çatır çatır seslerini de duydunuz zaten. Hortumda şu anda akvaryumu sabitlenmiş oldu. Şu anda genel anlamda dış motorumuzu monte ettik. Ve çalıştırmaya başlayacağız şu anda. Büyük ihtimalle şu hava alma olayını. Evet. Biz dediğim gibi motorun içine akvaryumdan su koyduk ama şuraya kadar koyduk sonuçta. Kapağını kapatmadan koyduğumuz için. Şimdi şu pompayla
Bakın suyu sesi duyuyorsunuz. Şu anda su alıyor akvaryum içinden. Ve hava kaldırtmıyor. Hatta bakın şöyle de bir şey var, olayı var. Şu anda gördüm. Ben oradan pompaya bastıkça şurada bir top var. Burada hareket ediyor. Hatta her şeyin düzgün çalıştığını gösteren şeyler oluyor şu anda. Bakın pompayı yaptıkça su mekanizması da buradan dışarı atıyor. Yani şu anda su doldu içinde ve mekanizma çalışmaya hazır. Bakalım hep birlikte bir çalıştırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, fişimizi taktık ve motor çalışmaya başladı. İçinde pompayla havasını almasına rağmen gene biraz hava kalıyor. Birkaç sefer havasını almamız gerekebiliyor. Zaten pompa sistemi olduğu için sıkıntı yok. Birkaç defa havayı aldıktan sonra mekanizma düzgünce çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi buradan suyu alıyor. Hortumla iç filtreye getiriyor. Koyduğumuz malzemelerden suyu temizleyerekten daha sonra tekrardan akvaryum içine veriyor. 1 metrelik bir akvaryum. Çok rahat temizleyecek ve sirkülasyonu yapıyor. 200 litreye kadar kullanıldığını zaten internette yazıyorlardı hep. Bu şekilde başından sonuna kadar sizinle birlikte kutu açılımından itibaren dış filtremizi kurmuş olduk. Bugünlük de videomuz bu şekilde. Hobi Annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayaraktan abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili de aktif hale getirerekten eklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Faydalı bilgiler çekmeye çalışıyorum. Günlük akvaryumdan kanalından videolar paylaşıyorum sizinle. Sizlerin beğenisine sunuyorum. Bugünlük de bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.